Merhabalar. Bu videoda hata fonksiyonlarından bahsedeceğiz ve aslında biraz da temel olarak neden yapıldığını sorgulamadan biz hiçbir şeyin nasıl daha iyi uygulayabiliriz onu bilemeyiz. Yani bir şeyin neden yapıldığını bilmeden bir şeyi geliştiremezsiniz. Neden yapıldığını bilmeden yeni fikirler üretemezsiniz. Çünkü bilmediğiniz şeyler size köstek olacaktır. Biz de şu an hata fonksiyonunu biraz teorik bazda düşünüp ardından matematiğe dökeceğiz. Şimdi hata nedir ve bizim programımız ne iş yapıyor? Onu tartışmamız lazım. Programımız bizim tahmin etmeye çalışıyor. Tahmin etmeye çalışıyor. Neyi tahmin etmeye çalışıyor? Belli değerleri. Şöyle bir örnek vereyim. Hata nedir diye bir soru sorduğumuzda gerçek değerden ne kadar uzakta olduğumuzu söyleyebiliriz. Şöyle düşünelim. Bir usta bir gardırobun boyunun atıyorum 3 metre 30 santim olduğunu direkt söyleyebilirken biz 3-3,5 metre arası diyebiliriz. Peki neden bu işlemler oluyor? Bizim aslında yani ustanın da bizim de bir hata değeri var. Yani belli bir hata değerimiz var. Biz bir hata yapmaya hatalardan öğrenmeye koşullanmış bir varlığız ve bilgisayara da bu mantıkta hata yapmaması gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz. Ve gerçek değerimiz var ve tahmini değerimiz var. Şimdi gene hata diyelim. Biz bir hatayı nasıl belirtiriz matematik olarak? Gerçek değeri tahmini değerden çıkartarak. Bu durumda tahminim ne kadar gerçeğe yakınsa hatam o kadar azdır. Tahminim ne kadar gerçekten uzaksa hatam o kadar fazladır. Gerçek değeri 3 metre 35 santim olan bir gardıroba, neden gardırop örneği aklıma geldi bilmiyorum ama bir insan, bu işte uğraşmayan bir insan 3 metre deyip hatayı 35 santim bulabilirken ama bir usta da 3 metre 25 santim falandır diye düşününce 10 santim bir hatada bulunabilir. Peki usta bunu nasıl yaptı? Bir de onu tartışmak lazım. Ustazın zaten diyeceksiniz ki ustanın işi o. Zaten o görüyor ve bu şekilde yani uzun yıllar tecrübesi sonucu anlıyor neyin ne olduğunu. Uzunluklarla mesafelerle arası iyi diyebilirsiniz. Biz de aynı şekilde bu mantığı programlara, yapay sinirlerini öğretmeye çalışacağız. Ve gösterirken de gerçek değerimizin ve hata değerimiz, tahmin değerimizin farkını alıp bir hata fonksiyonu oluşturmamız lazım. Buna da biz loss function diyoruz. Ya da bazen lineer regresyonda cost function deniyor, maliyet fonksiyonu. Hata fonksiyonunda biz hatalarımızdan öğrenmeye çalışıyoruz. Kısacası aynı ustanın yıllardan beri gardırop göre göre boyunun ne kadar olduğunu anlayabilmesi gibi. Peki hata fonksiyonunu başka nasıl şekilde tanımlayabiliriz? Gerçek ve tahmini değerin karesi olabilir. Neden karesi? Türev alması daha kolay, işlem yapması daha kolay diye. Çünkü ne olursa olsun hata fonksiyonumuz artsa da, artmasa da yani hata fonksiyonumuzu, hata değerini düşürmeye çalışıyoruz. Onun için h karesi düşmüş, h kendisi karesini almadığımız hali düşmüş. Çok önemli değil. Ve bu hatanın gördüğünüz gibi şurada loss, direkt şu satır, şu kısma bakmanızı istiyorum. Birinci tekrarda 0,14, ikinci tekrarda 1, pardon, yani bu şu şekilde gitmem lazım. Birinci tekrarda 1,9'muş. Bir uyguladığımızda sonra 0,88'e düşmüş. Bunda ilk 5 tekrar yapmışken durdurmuştum. Evet. Yani yavaş yavaş bir düşüş halinde. Hadi bunu bir daha görelim. Bir şey kaybetmeyiz. Çok da uzun anlatmak istemiyordum. Fakat biraz daha görmemiz mantıklı olabilir. Hata fonksiyonumuz burada otomatik olarak sparse categorical cross entropy denilen yöntem. Şimdi hata fonksiyonumuzu daha iyi görmek için şunlara 20, 20 ve 20 deyip ipohu da 100 diyelim. Çok hızlı yapacak zaten.
Gördüğünüz gibi hata fonksiyonu şurada düşmeye başlıyor. Bu hata fonksiyonun ne yapıyor? Hatasını algılıyor. Sonra türevini alıyor. En iyileme yöntemiyle hata fonksiyonunun değerini düşürmek için belli türev işlemleri yapıyor. Ve bu şekilde geliyor. Bu videoda türev kısmını değil de hata kısmını anlatacağım. Gerçek değerden tahmin değeri çıkardığımız işlemi biz mean squared error diyoruz. Mean kısmı 1 bölü n, yani kaç tane örnek varsa oradan geliyor. Ama y i dediğim gerçek değer, y üssü i dediğim tahmini değer. Bu şekilde bir hata fonksiyonu oluşturuyoruz. Yani hatamızı anlıyoruz buradan. Bir de mean absolute error metodu var. Sadece mantık şey bu yani. Hatayı nasıl belirtebilirim? Absolute value'sunu mutlak değerini alabilirim. Başka ne yapabilirim? Şuradan hemen dokümantasyonu açık tutmak lazım dedim. Logaritmik error fonksiyonuna bakalım. Nasılmış? Ayrıca bunun root'u var, root hali var. Yani mean squared error'un kare kökü almış hali. Logaritmik hata fonksiyonu gördüğünüz gibi logaritma birden hani logaritma 1 olamadığı için logaritma 1 artı tahminim eksi logaritma 1 artı kendi gerçek değerim ve bunun karesi ve bunun karekökü şeklinde bir gösterim var. Bunlar akademik olarak incelenmiş şeyler, çok şey değil. Hadi yani hatayı belirtmek için yaptığımız şeylere hata fonksiyonu diyoruz. Kategorik cross entropy sınıflandırmada kullandığımız bir şey. Aynı zamanda tabii ben de hala araştırma içerisindeyim bu konuda. Hinge fonksiyonu, Sport Vector Machine'de kullanılan bir şey. Ona da zamanı gelecek. O machine learning kısmı da bekliyor. Hinge fonksiyonu var. Bakalım hinge ne işe yarıyor. Daha doğrusu pardon, hinge'in nasıl bir mantığı var. Demek ki hinge dediğim şey buna benziyormuş. Belki bu anlatımlara benziyor. Hinge dediğim şey galiba kiriş oluyor, menteşe oluyor, pardon. Bu şekilde bir gösterimi varmış. Hinge loss function gerçekten hani menteşeye benziyor diyebiliriz. Maksat hatamızı nasıl belirlediğimiz. Yani hatanın nasıl olduğunu belirtiyoruz. Gerçek değerle tahmin değerin farkını ne tür şekilde belirtirsek belirtelim. Hata fonksiyonu oluyor. Gerçek eksi tahmini değeri ikisi arasına eşit denge. Zaten fark ettiyseniz şu var. O matematiksel olarak hepinizin anlayabileceği bir şey. Hata fonksiyonu da gerçek değerin karesini alırken tahmin değerin karesini almamazlık etmedik. Onu da ya aynı paranteze alıp karesini aldık, aynı işlemi uyguladık. Logaritma fonksiyonunda da gerçek değerimin logaritmasını aldım, tahmin değerimin logaritmasını aldım, aynı işlemi uyguladım. Absolute value'da ne oluyordu? Mean absolute value'da ikisini de absolute, yani mutlak değerini alıp şey yaptım. Yani birebir olarak aynı derecede ve aynı işlemler uygulanmış olması lazım. Gerisi gerçek eksi tahmini değer fonksiyonuyla ne kadar oynadığınıza kalmış. Çok da önemli bir şey değil. Çok ayrıntısı neden bunu kullanıyoruz falan o akademik kısma girer. O kadar da ilgilenmenize gerek yok şu anlık. İzlediğiniz için teşekkür ederim.